Ayrılıp Ankara gibi metropol bir ile geldik. Burada bir araya gelmek, aynı sofraya oturmak, bir çatı altında bulunmak çok büyük bir iştir. Sabri Çiftçi kardeşimi, dernek yönetimini ve tüm Hacı Fakırları gerçekten yürekten tebrik ediyorum. Değerli kardeşlerim, tabii ki sadece Hacı Fakırları demek eksik oldu. Beyaz Kaçaylı'yla birlikte söylemediğim için özür diliyorum. Evet, beraber oldu şimdi. Onun için hoşgörünüzü istirham ediyorum. Değerli kardeşlerim, bizim en önemli gücümüz milli birliğimiz ve beraberliğimizdir. Bakınız, Avrupa'daki insanlar bizler gibi aynı sofraya oturamıyor. Aynı çatı altında bizler gibi bulunamıyor. Ve bizim en önemli bildiğimiz bir araya gelmemiz, yüreğimizin bayrağımız için, vatanımız için çarpması ve en önemlisi birliğimizin ve beraberliğimizin Avrupalı'nın topundan, tankından, tüfeğinden daha güçlü olmasıdır. Bu yüzden Çanakkale Savaşı'ndan beri hep bizim birliğimizi, dirliğimizi yıkmak istiyorlar. O yüzden de biz bu dernekleri sadece ya federasyona gittik, yemek yedik, oturduk geldik gibi bir misyon değil. Vallahi değil. Onun için şuraya gelmenin, burada bulunmanın çok ama çok önemi var. Çok büyük bir değeri var. Keşke bütün köylerimiz, bütün Ankara'da bulunan bütün illere mensup köyler de sizin yaptığınızı yapabilseydi, bizim yaptığımızı yapabilseydi, bu gerçekten milli birliğimiz açısından son derece önemli. Tabii bizim sadece birliğimiz, milli birliğimizden başka bir de dini birliğimiz var biliyorsunuz. Dini birliğimizi de bozmak istiyorlar. Fason hocalar çıktı. Ben ilahiyat mezunuyum, ilahiyatçıyım. Ve Hazreti Ali Efendimizin çok güzel bir sözü var. En tehlikeli düşman bize benzeyen düşmandır buyuruyor. Dolayısıyla bize benzeyip de sakal bırakan, şekil itibariyle Müslüman olan ama Allahu Ekber diyerek Müslüman kesen IŞİD kafir var. Hazreti Peygamber'in sünnetine savaş açan, maalesef bizim gibi gözüken din düşmanları var. Yani burada ben neyi anlatmak istiyorum? Bizim milli birliğimizi bozmak istiyorlar. Dini birliğimizi bozmak istiyorlar. O yüzden de biz öncelikle şu çatı altında bulunmamız lazım. Milli birliğimize, dini birliğimize, vatanımıza ve bayrağımıza inşallah daha çok sahip çıkacağız. Onun için de tabii milli birlik, dini birlik deyince de en son yaşadığımız milli birliğimizin özellikle Kızılay Meydanı'nda, Cumhurbaşkanlığı Köşkü'nde yüreklerde yaşandığı, şehitler verdiğimiz bir 15 Temmuz gecesi vardı. Onun için yazdığım şiiri de okuyup sözlerime son veriyorum. 15 Temmuz şehadet yürüyüşü. Okunan salalar bize fermandı. Şehadeti kanmaya bir dermandı. Meydan yiğitlerimize harmandı. Tekbirlerle inleyince sokaklar, şehit kanında boğuldu korkaklar. Ezan susmasın, bayrak inmesin diye. Son kalede tevhid dinmesin diye. Haçlı uşağı hiç sevinmesin diye. Milletçe giydik de kefenimizi, tekbirlerle koruduk dinimizi. Milletçe kulak verdik reise, candan vazgeçtik de düşmedik yeise. Tanka, topa karşı elde ne var ise, ya Allah, Bismillah diye diye canımızı vatana hediye ettik. Teşekkür ediyorum.